Berdan Mardini'nin eşi, eski eşi Fatoş intihar etmiş Ebru. Hı. Fatoş evet. Yeliller değil öncelikle, mi? Öncelikle her şeyden önce şunu da söylemek istiyorum. Gökhan Göz'le birlikte otelde resepsiyonda el ele videoları da çıktı sabah. İzlediniz mi bilmiyorum, ben izledim. Yani ilişki ispatlanmış oldu. Çünkü yan yana da yürümüyorlar. Bildiğiniz el ele yürüyorlar. Twitter'da gördüm evet. Bu ilişki ispatlandı. Artık bir şeyleri hani inkar etmenin anlamı yok. Herhalde o çıktıktan sonra mı acaba intihar ettiler mi? Falan. İnkar mı ettiler daha önce? İnkar ettiler. Hanımefendi etmişti galiba, öyle evet. Hatırlıyorum. Gökhan Göz telefon attığında şu anda. Gökhan Göz sabahleyin Fatoş Hanım intihar etmiş, bilginiz var mı? İntihar etmiş. Google'dan bakarsan göreceksin zaten paylaşımları. Neden intihar etmiş olabilir Gökhan? Gökhan geleceğim. Gökhan'ın aşkından. Nedenini bilmiyorum. Haberi yok. Şu anda da Sayancığım çok uygun bir yerde de değilim. Acil yazdığınız için döndüm. Ama peki, öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Yani intihar etmişse numaradan mı intihar etmiştir yani? Ya bilmediğim bir konu hakkında nasıl yorum yapabilirim? İntihar etmişse neden etmiş olabilir? Bilemem. Nereden bilebilirim böyle bir şey? Yani seninle paylaştı mı? En son çünkü seninle birlikteliğini hepimiz biliyoruz. Benimle birlikte en son ne? Anlayamadım. En son birlikteliğini bütün kamuoyunu seninle biliyor. Yani sizin aynı evi paylaştığınızı haberleri çıktı. Teşekkür ediyoruz. Anlayamadım ki, vallahi sesiniz kesiliyor şu an. Diyorum ki en son Fatoş Hanım'ın en son Gökhan Göz'le olduğuna ilgili haberler çıktı. Aynı evi paylaştığınızla ilgili. Yani herkes de bunun bir kurgu olduğunu söylüyor. Yani çünkü bayılırken veya intihar ederken bir insan kamerada öyle bir poz vermez. Seyhancığım, böyle bir şey yok. Ben şu anda hayatımı emekli statüsüne geçirmiş, Şile'de değişik değişik hayvanlarla zaman geçiren hobi edindim ve burada bir takım rolantiye aldım kendimi. Gördüğünüz gibi aç da yok, meş de yok. O yüzden bu konulara da çok girmek benim istemiyorum yani. Artık. Benim demek istediğim, kadın intihar etti dedin. Ben de dedim ki iki şeyde insan intihar eder. Bir evet. Durum tespiti yaptım. Bir onurlu, çok onurlu ya. Çok onurlu insan. Evet, bence. Kaldıramaz intihar eder. İftiraya uğramıştır. Hakarete aynen. Uğramıştır intihar eder. Evet. Ya da suçluluktan intihar eder. Şimdi Fatoş Hanım özelinde meseleye bakacak olursak eğer, ya Fatoş Hanım zaten haksız olduğu. Sırf iki ayda mı intihar şey... olur? Bir efendim? De şov içinde intihar eder insanlar. Ya, şov yapmak değil, için. O tamam başka burada bir şey. İntihar ederken video çekiliyorsa bu bir şov. Tamam işte hayatım. Bu ikisi içine de tamam, girmiyorsa eğer. Bu, evet. Hayatım, bu ikisi içine de girmiyorsa eğer demek ki ortadan bir mağduriyet yaratma noktasında bir şov var. Evet, bu dediğine katılıyorum. Ya abi, ben bir şey söyleyeyim mi? Kocanı aldattın, karını aldattın, ona hiç takılmıyorum. El ele resimleri çıkmış için, yani. Fatoş Hanım için demiyorum bunu bu arada. Çocuklarını aldattığı için nefret ediyorum ben böyle insanlardan. Anlatabiliyor muyum? Çocuklarını böyle durumlarda kullandıkları için kızıyorum bu kadar, öfkeleniyorum.